Şehrin gürültüsü ve kalabalığın boğuculuğundan kaçmak için ıssızlığın içindeki tepelere gitmek, kendi başıma biraz vakit geçirmek, vahşi doğanın içinde tazelenmek istemiştim. Güzel ve güçlü bir sessizlik vardı. Gözlerim kimseyi görmüyordu. Yalnız olduğumun garantisini veriyordu. Evet, çevrede bir insan yoktu. Ama yanılıyordum. Yalnız değildim. Nefes almakta zorlanmaya başlayınca bir panik vurdu üstüme. Kulaklarıma bir uğultu hücum ediyordu. Zihnim bulanıyordu. Vahşi doğanın sessizliği beni ürkütmeye başladı. Issızlık bir hapishaneye dönüştü. Tepeler ise o hapishanenin muhafızlarıydı. Olağan dışı bir durum yaşıyordum ve yardım istemek için çevreye bakındığımda o yalnızlığın acımasız bir umursamazlıkla bana geri baktığını gördüm. O hapishanede yalnız olmadığımı, içeride başka bir mahkumun olduğunu, doğa dışı bir güçle karşı karşıya kaldığımı anladığımda ise artık umutlarım çoktan kesilmişti. Ben nefessizlikten boğulmak üzereyken, beynim de sessizlik ve uğultudan patlayacakken gördüğüm şey, bana yaklaşmakta olan o canavar, adeta eski zamanlardan kalan kötücül bir tanrı, en kötü cehennemlerden fırlamış acımasız bir şeytandı. Keçi Adam söylentisi GTA 5 içindeki en ürkütücü ve en gizemli efsanelerden birisidir. Oyunun dağlarında, ormanlarında, ıssızlıklarında gezerken eğer arkanızdan sizi izleyen art niyetli gözlerin olduğunu hissediyorsanız bu tekinsiz duygunun Keçi Adam gizeminden kaynaklandığını bilmeniz gerekir. Oyuncuların paranoyalarının, korkularının, dehşet dolu kabuslarının kaynağıdır ve gizem avcılarının da kutsal kasesi, kızıl elması, felsefe taşıdır. 5-6 yıl önce bu gizemi bütün açılarıyla ele almak istemiş, 4-5 videoluk bir plan yaptıktan sonra giriş niyetindeki ilk videonun ardından araştırmalarımın devamını getirmeye bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu sefer Goatman efsanesini bu videoyla enine boyuna konuşacak ve yıllardır bitirmemiz gereken bir işi en sonunda tamamlayacağız. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 gizemleri Keçi Adam'a hoş geldiniz. Goatman, genel olarak vücudu kıllarla kaplı, ayakları yerine toynakları olan, başının üstünde iki boynuz bulunan, uzun, geniş ve sivri kulakları, sivri bir çeneye ve ondan da sivri bir sakala sahip olan bir canavar olarak betimlenir. Yüzü insan yüzüdür ama kuyruğu vardır. Bacakları insanlarınki gibi değildir. Yine keçi bacaklarına benzer. Çok güçlü bir şekilde Hristiyan mitolojisinde betimlenen şeytan Baphomet'i veya eski pagan inançlarındaki doğa tanrılarını, özellikle yarı insan yarı keçi yaratıklar olan satirlerin tanrısı Pan'ı andırır. Önce gelin oyundaki bu gizemin ilham kaynağı olan iddialara bir bakalım. Keçi Adam Amerika'da hem Maryland eyaletinde hem de Kentucky eyaletindeki farklı söylentilerin yayılmasına sebep olan ürkütücü bir şehir efsanesidir. Maryland'daki efsane öyle bir boyuta ulaşmıştır ki sosyal bilimcilerin akademik çalışmalarına bile konu olmuştur. Söylentiler 1970'lerde yayılsa bile efsanenin kaynağı yıllar öncesine 1930'lara kadar gider. O yıllarda Wilkerson County denen bir bölgede köpeklerin ortadan kayboluşu bu yaratığın davranışlarına bağlanır. Bir iddiaya göre, Beltsville Tarım Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Stephen Fletcher, keçiler üzerinde yaptığı bir deneyde çok talihsiz bir kadere kurban gider. Yaşanan kaza nedeniyle yarı insan yarı keçi bir varlığa dönüşür
ve çevredeki araçlara saldırıp durur. Bir başka iddiaya göre ise keçi adam aslında ormanlarda inzivaya çekilmiş bir ihtiyardır. Bu ihtiyar bazı gecelerde yalnız başına Fletcher Town yolunda dolaşır. Kentucky eyaletindeki söylentilerde de yer alan keçi adam aynı zamanda Pope Lick canavarı olarak da bilinir. Louisville'in Fisherville mahallesinden Pope Lick çayı akar ve bu akarsunun üstünden yine aynı isimli bir tren köprüsü geçer. Keçi adamın Pope Lick canavarı olarak da bilinmesinin temel sebebi budur. Yaratığın hipnoz veya ses taklidi yoluyla kurbanlarını bu tren köprüsüne çekip aşağıya atlamalarına sebep olduğu iddia edilir. Bir söylentiye göre de canavar köprüden aşağıya araçların üstüne atlar. Keçi adamın bir sirkte ucube olarak davranılan bir insan olduğu ve en sonunda dayanamayıp oradan kaçtığı söylenir. Başka bir iddia, yaratığın köprüde yaşanan bir tren kazası sonrası vagonların birinden çıkıp özgür kaldığı yönündedir. Hatta bir çiftçinin güç elde etmek için satanik ayinlerde keçiler kurban etmesinden sonra yarı keçi, yarı insan bir şeytan olarak yeniden doğduğu bile söylenir. Oyunda Cape Catfish yerleşimi ve El Gordo deniz fenerini bağlayan Catfish View yolunda aynı isimle bir de köprü bulunur. Burası keçi adamın gerçek hayatta da musallat olduğu söylenen Old Anton Köprüsü'ne çok benzer. Gizem hakkında yaptığım ilk video sırasında ve ondan sonraki araştırmalarımda da dikkatimi yoğunlaştırdığım yerlerden birisidir burası. Oyuncular yaratıktan bahsettiklerinde yine bu köprüyü işaret ederler. GTA 5 içindeki gizemli söylentiler konusunda en sıcak noktalardan birisidir. Aynı zamanda yine bu noktaya doğru giden Catfish View yolunun başladığı yerin üstünden bir köprü daha geçer. Bu bir tren köprüsüdür. Pope Lick canavarı efsanesindeki köprünün bir benzeridir. Bu iki köprünün birbirlerine çok yakın bir şekilde konumlanmaları, Cape Catfish bölgesinin genel olarak Goatman söylentilerinin merkezi olmasına yol açmıştır. Bu coğrafya dağlıktır, ıssızdır. Hemen okyanusun yanında yer alması insan dolaşımını da bir hayli azaltmaktadır. Gizem avcılarının bölgede dolaşırken sürekli diken üstünde olmalarının nedenlerinden birisi de budur. Oyuncuların söylediklerine göre Goatman ortaya çıkmadan önce bir uğultu duyulur. Karakterin sağlığı, soluk alıp vermesi zorlanır ve can puanı yavaşça azalmaya başlar. Bu durum çoğunlukla ormanlık veya yabani alanlarda yaşanır. Eğer oyuncu medeniyete geri giderse her şey yine normale döner. Gerçek hayattaki keçi adam söylentilerinin de benzer belirtilerle kendini göstermesi, yaratığın insanlara olmadık sesler duyurmasının, hipnoz altına almasının konuşulması, oyundaki iddialarla gerçek dünyadaki efsane arasında bir tutarlılık yaratır. Tabii ki bu durum da gizem avcılarının bu canavarı büyük bir korku ve merak ile aramasına neden olur. Ayrıca keçi adamla aynı betimleyici özellikleri taşıyan pagan tanrısı Pan'ın mitolojide anlatılanlara göre insanlara neredeyse aynı belirtileri yaşatması yine oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir paralelliktir. Chilliwack Dağı zaten GTA 5 içindeki en gizemli yerlerden birisidir. UFO'lardan Slenderman'e, tarikatlardan hayaletlere kadar pek çok gizemi içinde barındırır. Burada bizi ilgilendiren asıl konu ise dağın bir köşesindeki keçi sunağıdır. Bir noktada kayalıkların içinde çok da derin olmayan bir oyuk bulunur. Derin değildir ama içine birkaç kişinin sığabileceği kadar büyüktür. Oyuğun iç kısmının duvarları tarikat öğelerini de çağrıştıran farklı farklı çizimlerle doludur. Tabanda ise sürekli yanmakta olan bir ateş ve bir de keçi kafatası vardır. Keçi adam gizeminin
pagan inançlarıyla doğrudan bir bağlantısının olması ve Çiliat Dağı'ndaki bu oyuğun açık bir şekilde bir pagan sunağı olması, içinde de bir keçi kafatasının bulunması bu devasa oyun dahilindeki en açık ve en büyük izdir. Daha da önemlisi, sunağın içindeki ateş sürekli yanmaktadır. GTA 5 içinde ateşin sürekli yanmasını gerektirecek bir teknolojik eksiklik veya aksaklık yoktur. Bu teknoloji ateşin zaman zaman yanıp zaman zaman sönmesine rahat rahat yetmektedir. Yani onu, yani ateşi sürekli besleyen, ateşin sürekli yanmasını sağlayan birileri vardır. Keçi adam inancı sadece oyuncuların, komplo teorisyenlerinin ve gizem avcılarının zihinlerinde yaşamaz. Birebir oyunun içindeki karakterlerle, toplumla, çevreyle harlanır, yaşatılır, devam ettirilir. Keçi adamın kendisini oyunun içinde doğrudan görmek ve doğrudan doğruya kendisinin kanıtını sunmak için araştırmalarımı devam ettirecek olsam da oyunun dünyasında, oyunun lore'unda keçi adam Goatman mitinin varlığı inkar edilemeyecek bir seviyededir. GTA 5 bütün yönleriyle devasa, derin ve zengin bir oyundur. Adeta Türk mitolojisinin anlatılarından çıkan dağlardan, her an gizemli bir sisin çökeceği karanlık ormanlara, ıssız ve eni sonu gelmez çöllerden, keçi adam gibi bir sürü mistik canavarın dolaştığı söylenen tepelere, şehir içindeki terk edilmiş tekinsiz binalardan, şehrin altındaki cehennemvari bir tünel ağına kadar, gizemlerin ve efsanelerin ardı arkası kesilmez. Ve değerli dostlarım, emin olun, bu efsaneler önüme geldikçe ben de onları araştıracak ve elime geçen her bir bilgiyle sizleri sürekli güncelleyecek, sizleri sürekli haberdar edeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere.